Ali, sakın yalnız bırakma, ayrılma yanından. Merak etme. Gözün üzerinde olsun, sabah gibi yine iş açmasın başımız. Tamam. Ben bizimkileri bırakıp döneceğim. Dar et işte, tamam? Yok, gelme ya. Niye geliyorsun? Ben buradayım işte, boş ver. Kuzey'i de istemiyor, sinirlendirme şimdi. Başlayacağım onun sinirine. Git abi, git. Valla, gözün arkada kalmasın. İyi, tamam. Dikkat et ama. Tabii, ney? Ya Kuzey'in emaneti bende. Fırsat bulup söyleyemedim de. Evde bıraktım. 20.000 lirayı nasıl taşıyayım üzerimde? 20.000 mi? Yat kalkma sakın, tamam mı oğlum? Allah rahatlık versin. Merak etmeyin. Ben ona çok iyi bakarım. Daha duracaksanız gidiyorum ben. Tamam, geliyorum. Hadi Ali. Önce Allah'a, sonra sana emanet. Tamam mı yavrum? Eyvallah anne teyze. Kimmiş, nereden bulmuş o kızı? Bilmiyorum. Onu yola getirecek biri olsaydı keşke. Bu pek kikirik bir şey. Siz gidin, ben biraz yürüyüp geleceğim. Nerede yürüyeceksin Sami? Gidelim eve. Çıkar sahilde yürürsün. Binin gidin siz. Sami, nereye? Güney, durdursana babanı. Bırak, yalnız kalmak istiyorsa kalsın. O adamın peşine gidecek, başını derde sokacak yine. Adam kaçmış gitmiş, kolay kolay çıkmaz ortalara. Gündüz dükkanı da kapamış. Hay Allah. Alo. İyi akşamlar. Selam. Kaç kere aradım, cevap vermediğin gibi dönüp aramadın da. Fırsat bulamadım. Kuzey'i merak ettim ben, onun için aradım üst üste. Nasıl oldu? İyi, fena değil. Hala hastanede değil mi? Yarın belki uğrarım yanına. Oradan çıkardık yalnız. Başka bir hastaneye yatırdık. Niye? Öyle gerekti. Hangi hastanede şimdi? Kapatayım ben, rahatsız etmeyeyim daha fazla. Selamlarımı söylersin. Söylerim. Ha. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Reklam ajansıyla anlaşmışsın. Nereden öğrendin? Aa, ne aptalım. Seninkinden duydun tabii. Benimki kim ya? Sinir etme insanı. Özür dilerim. Banu Hanım demeliydim. Ya ne saçmalıyorsun sen? Ya zaten canım sıkkın. Hiç vakit kaybetmedin değil mi? Çıkmaya başladınız mı? Ya ne diyorsun sen? Cemre, kızım bu krem mucize gibi bir şey. Banu'yla birlikte olmak için durumu bahane etti. Onunla rahat fingir diyebilmek için ayrıldım benden. Bir kere ayrılmadım ben senden. Sadece sakinleşelim istedim. Bir yandan da beni yedekte tutmaya çalışıyorsun. Ya ben sana derdimi anlatamıyorum ki. Kusura bakma dangalan, ben öyle Banu gibi çabuk algılayamıyorum her şeyi. Asıl sen bunu bahane ediyorsun. Ayrılmamızı esas sen istiyordun. Saçmalama. Evet, ilk fırsatta koşa koşa artist olmaya gittin. Öyle mi oldu sanıyorsun? Ya sen ne meraklıymışsın ünlü olmaya. Meraklıyım, evet. Hemen fırsat değerlendirdim. Tamam, kapatıyorum ya. Öf, aradığıma pişman oldum. Hadi iyi geceler. Bu krem ne şahane bir şeymiş ya. Sürdüğüm anda fark etti cildim. Çok teşekkür ederim Cemre. Vallahi verdiğim paraya değdi. Ne oldu sana? Numara yapma. Ne olduğunu duydum bal gibi. Üzülme diye yüzlemeyeyim dedim ama. Kızım yeter artık. Şu çocuk için asma suratını ya. Aa. Bak nasıl aşağı çekiyor seni, görüyor musun? Bütün enerjini yiyip bitiriyor. Hep söyledim. Dinlemedin beni. Ne mal olduğunu anlaman için gerçek yüzünü görmen lazımdı. Aa, gördün. Kardeşine o kazığı atmış adamdan hayır mı gelir insana? Banu ile birlikte idare ediyordu seni de. Sonunda seçimini yaptı işte. Bırak ya, bırak, düşünme. Durma üstünde. Sen işine bak. Senin yolun açık, geleceğin parlak. Sen yarın bir gün şan şöhret sahibi olacaksın ama o zengin kızının gölgesinde kendini yer bulmaya debelenen bir gariban olarak kalacak. Güzelmiş bu. Evet. İyi mal, iyi para. Ben böyle krem sürmedim bugüne kadar. Küçük eşantiyon parfümler de vermişlerdi. Ne yaptın onları?
Çantamda, torbada. Versene bir koklayayım bakayım. Merak ettim. Sen de sür sonra bundan. Sürerim. Ne oldu, bulamadın? Küçük ya, gelmiyor elime. Anam çantada gayya kuyusu gibi maşallah. Dök bari şuraya. Bu ne bu? Peçetelik. Bugünkü yemekten hatıra diye aldım. Ay aşk olsun. Damgası da var. Hakiki gümüş. Ay iyi ki kimse görmedi. Kime nasıl anlatırsın hatıra olsun diye aldığını? Hırsız derler adama, Allah muhafaza. Bir daha yapma böyle şeyler. Sakın. Tamam. Mis. Thank you.